Pardon, canavar bey. Evet, canavar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim, ben de onu dinliyorum Necati abi. Her şey her yerde. Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir, Şakir. Pazarlık yap, pazarlık. Evet, hadi pazara gidelim. Hayır, bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et, tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum, sana diyorum. Oğlum, sana diyorum. Ne var ya, ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Bakıyorum işte. Sütlü Nuriye. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ha? Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım, ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. Ya! Ben gidiyorum. Otur şuraya Necati. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünün yağını yiyeyim. Bak, eğer bize yardım etmezsen dandik joystick'le sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam, yardım edeceğim. Alın, bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. Bir planım var. Sonuncusuydu. Oh be! Şimdi kafam çalışmaya başladı. Oh ne güzel rahatladım. Her şey yerli yerinde. Tamam yeter ya, o anladık. Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım. Evinize ışınlanmak mı? Ne sandın burayı, bilim kurgu dizisi mi? Bize söz verdin ya adam. Kurtulmamıza yardım edecektin hani. Bak bağırtma beni. Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek. Buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı? İşte bununla. Bu ne be? Evlat, bu bir çağın başlangıcı. Bu bir dönemin kurtarıcısı. Bu garip grup seslerin kaynağı. Bu bir telgraf. Ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odamdaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo, sesim geliyor mu? Oğlum Ercan, anahtar koltuğun altında, beni ara. Hayır, öyle kullanılmaz o. Morse alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Morse alfabesi mi? Vay canına. Hayır, Morse. Bak şimdi, bir kısa bir uzun tık A demek. Alın, bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu canavar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten? Ha, var var. Var ama ben vermiyorum. Olsa niye vermeyeyim? Belli olmaz senin işin. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Ha, hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım yoksa böyle mi? İkisi de aynı. İkisi de kötü o halde. Yine mi ya? Tamam bırak. Baban gelince yapar. Bir dakika, bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa, bir uzun. Bir uzun, bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babanların başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu. Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay yazık. Baba?
işe yaradı. Morse alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın.